Ya arkadaşlar, doğrusu istersen zaten uzun zamandır Orta Doğu kaynıyor. Yani yıllardır işte Suriye'de, Irak'ta egemen güçlerin oradaki işte yeraltı, yerüstü zenginliklerinin paylaşımını, yani doğrusunu söylersek zaten bütün egemen güçlerin, ulus devletlerin mücadelesi bunun içindir. Yani orada var olmalarının sebebi de budur. Ama tabii burada yaşayan halklar en çok zararı görüyor. Bizim en çok da üzerinde durmamız gereken budur. İşte oradaki halklar bir şekilde çoluk çocuk katlediliyor. Yani bunları kendi menfaatleri, çıkarları doğrultusunda kendi sistemi bir şekilde şey yapmaya çalışıyorlar. O kendi sistemlerini oturtmaya çalışıyorlar. Ama burada oradaki halkların göz önünde bulundurmuyorlar. Yani onların yaşamı, onların işte kendi hakları, özgünlükleri, dilleri, kültürleri, bu arada olan oradaki sivil topluma oluyor. Yeniden biliyorsun işte İsrail'in bir gece İsrail'e yoğun bir şekilde füze atmasıyla başlayan yeniden bir gergin murtan oluştu şu anda Orta Doğu'da. Aynı şekilde çok güçlü bir şekilde İsrail buna karşılık verdi. Ve iki tarafında bütün saldırılarında maalesef siviller zarar görüyor, çoluk çocuk zarar görüyor, insanlar ölüyor. Bizim de en çok karşı çıktığımız olay budur zaten. Yani bunun yanında işte Türk Devleti'nin de aynı şekilde 5-6 gündür Rojava'da işte bir saldırı bahane ederek Rojava'da aynı katliamları yürüttüğünü görüyoruz. Tamamen oradaki insanların yaşamlarını idame ettiği işte su, elektrik, benzeri tesisleri, hastaneleri, bunları bombalıyorlar. Tamamen insanların yaşam haklarını ellerinden almak için her türlü orada hukuksuzluk işleniyor. Yani bir yanda işte İsrail'deki savaşın işte durdurmasını çağrıda bulunuyorlar. İşte güvercin uçurtmaya çalışıyorlar. Onlara şeyde itidada bulunmaya çalışıyorlar. Fakat öbür tarafta da aynı şekilde İsrail'de her gece Rojava'da her gün bombalıyorlar sivil insanları. Burada büyük bir çelişki var. Yani bir devletin politikası böyle olmamalı. Yani insanları öldürmekle, insanları katletmekle hiçbir sorun çözülmüyor. Çözülmedi de bugüne kadar. Orta Doğu'da yıllardır bu kan gözyaşı devam ediyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Aslında yıllardır tercih altında bulunan Sayın Abdullah Öcalan'ın gerçekten Orta Doğu'nun bütün sorunlarını çözecek bir aktör olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada bu Türkiye'nin yapacağı en önemli şey bir an önce bu tercihe son vermesi ve Sayın Abdullah Öcalan'ın fikirleriyle, önderliğiyle, düşünceleriyle Orta Doğu'da bir barış sağlanabilir. Beklentimiz budur. Bu tecridi kırmak için mücadele edeceğiz. Biz insanların zarar görmesini istemiyoruz. Özellikle sivil insanların bu şekilde katletmesini kabul etmiyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz.